Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yayında öncelikle Railway Empire ile başlıyorum. Daha sonrasında yayına bildiğiniz üzere EU izleyicilerle multiden devam edeceğiz. İzleyiciler arası multiden devam edeceğiz. İzleyicilerin organize ettiği bir şeydi. Bugün Railway Empire oynayacağız. Şöyle bir durum var. Railway Empire ön sipariş edenler için Railway Empire 63 liraydı. Ön sipariş yapanlar için %10 indirim vardı. 70'ten falan 63'e düşürmüşler. Öyle bir durum vardı. Fakat oyun çıkar çıkmaz oyunun fiyatı 100 liraya çekildi. Bir de ön sipariş yapanlar ekstradan kazandı. DLC kazandı. Ön sipariş DLC'si. Büyük ihtimalle kozmetik Skriboc'tan bir şey olacaktır. Şu an için gözükmüyordu. Ben de bilmiyorum ne verecekler. Ama geç kalanların kıçına 37 lira kaçtı. Onu söylemiş olayım. 37 lira kaçta alacaksanız kaçınıza. Kalypso yapıyor oyunu. Kalypso, Tropico, Urban Empire gibi oyunların da yapımcısı biliyorsunuz. Oyun gayet keyifli. Sandbox bir oyun. Free mod oynayabiliyorsunuz. Sandbox modu var ve senaryosu var. Campaign'i var. Tamamen size kalmış. Ben çok uzun oynamadım oyunu. Bir saat falan belki var belki yok. Öyle bir durumda benim şey. En baştan başlatacağım. Zaten size göstere göstere, öğrete öğrete bir başlangıç yaptırıyor. Şunu yap, bunu yap falan diye söylüyor. Ondan sonra seni serbest bırakıyor ve taskları yerine getir diyor. Oyunun amacı o. Amerika'dayız. Yanılmıyorsam sandbox modda gözüküyor. 3, 6, 7 tane yeriniz var arkadaşlar. 7 farklı yer. Oynarken daha çok anlatacağım şeyleri. Bu akşamki konumuz bu sırada bir tane değiştirme hakkınız olsa hangi yanlışınızı değiştirmek istersinizdi? Chat bu sırada çalışmıyor. Teşekkür ederim. Neden çalışmıyor lan chat? Benim yazdığım gidiyor, oradan yazılanlar geliyor mu bakacağız. Evet, buradan başlayacağım. Pause modu falan hiçbir ayarını yapamıyorsunuz campaign'de. Campaign otomatik gidiyor şu an. Sandbox veya free mod oynarsanız buradaki ayarları değiştirebiliyorsunuz. Başlangıç paranız, işte başlangıç şehriniz, bla bla öyle şeyleriniz var. Bu oyunun ilk olayı. İkinci olaysa karakter seçimi arkadaşlar. Karakterlerin hepsinin size verdiği bonuslar var. Mesela ticari anlamda taşımaya %5 daha fazla para kazandıran bir arkadaştı. Industrialist karakteri. Ama karakteri yine birinci bölüm olduğu için değiştiremiyorsunuz. Sandbox ve daha değişik karakterler de var. Hatta onları göstererek başlayayım ben. Sizin için daha şey olacaktır. Tarihi de seçebiliyorsunuz. 1910'a kadar gidiyor tarih. Şehriniz, bütün her şeyini seçebiliyorsunuz. Karakterlere gelelim. Mesela tren yolu. Tren yolu tabi yol denir değil mi lan? Tren yolunu şey yapmak %10 daha ucuz oluyor genelde. Gangster ne veriyormuş? Yer altından daha çok, iki kat daha çok iş başvurusu oluyormuş. Ve %30 daha az işçi alma ücreti oluyormuş. Industrialist demin okuduk. Engineer %20 ne veriyor? Bilim puanı veriyor. %5 daha yüksek bilet parası. Lady ile Trickster böyle devam ediyor arkadaşlar. Trickster sonmuş pardon. Bütün lokomotiflerde ve açık arttırmalarda %20 indiriminiz varmış. Ben karakterleri size göstermiş olayım. Dediğim gibi başlangıç için sadece Industrialist seçebiliyoruz çünkü. Yayındaki Twitch şeyi düzelttim. Aynen şu an düzelt. Aleyküm selam. Nebraska 1863. Geçeceğim videoyu. Bu oyunu neye benzetebilirsiniz? Bu oyuna en yakın benzetebileceğiniz oyun Train Fever olması lazım. Yine böyle şehirler, tren ağları, hatta var. Transport Fever'dı pardon. İçinde işte tren yoldur, hepsini yapıyordunuz. Böyle sanayi alanları, şehirler falan hepsi vardı çünkü. Daha bir şey kaçırmadın, yeni başlıyoruz zaten. Tren yolu imparatorluğu, öyle söyleyeyim. Kamerayı halletmeyi söylüyor şu an. Yalnız bug'a girdi oyun. Bir dakika alt tab yapalım. Bunları zorlu gösteriyor. Multi ertelenmedi 8'de. Tamam.
Şimdi oyunun, sen az bir konuşsan da ben anlatsam anasını satayım. Şimdi iki şehri birbirine bağlamanızı istiyor. Şimdi şehirlerin de şöyle bir durumları var arkadaşlar. Popülasyonları var. Popülasyonlar oradaki iki şehir arasındaki geçişlerde falan gelirinizi arttırıyor. Buralarda mesela mal ne gerekiyor, ne üretiliyor yazıyor gördüğünüz gibi şehrin üstüne tıkladığınızda. Mesela grain istiyor ki bira üretimi şey olsun, atıyorum. Haritada bakacaksınız grain nerede? Grain'le o şehri bağlayacaksınız gibi. Mesela burada grain var. Buraya bağlayacaksın ve o şehir daha iyi para kazanmaya başlayacak. Ya da şehirlere atıyorum bina menümüz var böyle. City buildings, üniversite, müze ve attraction'lar var. İlgi çekici alanlar. Bunları yaptığınız zaman arkadaşlar chat tam oraya mı geliyor? Dur. Bunun yerini değiştirelim. Bunları yaptığınız zaman şehrin popülasyonunda bir artış oluyor. Popülasyon artışı da gelirinize vuruyor. Öyle bir döngü içinde oyun. Onun dışında ticari mallar var etrafta kullanabileceğiniz. Başka şehirler var ve her şehrin ürettiği başka şeyler var. Şimdi Railway Buildings'e gelelim. Railway Buildings'de Small Train Station'dan tutun. Train Station, Large Train Station, Signal Supply Tower, Warehouse. Bunların hepsini zaten birazdan anlatıyor olacağım. Benden istiyor ki şu iki şehri bağla. Burada bir tane hali hazırda tren istasyonu var. Bunun kötü yanı tek yollu tren istasyonu. Daha sonrasında başıma sıkıntı yaratacağını bildiğim için ben train station yapıyorum. Biraz daha pahalı ama çift yollu olacak. Etki alanına dikiyorsunuz arkadaşlar. Şehrin herhangi bir yerine dikebilirsiniz. O biraz aslında kötü olmuş. Keşke hani böyle atıyorum şöyle dikelim de şehre güzel dursun falan tarzında bir şey olsaymış daha iyiymiş. Mesela böyle cart diye dikiyorsunuz. O binayı aşağıya alıyor. Şehri ona göre koyuyor. Aslında ne bileyim şehrin bir alanına böyle koysanız şehri bu kadar bölmek zorunda kalmasa falan daha iyi olur gibi sanki. Ufak tefek böyle at arabalarının falan gezdiğini görebilirsiniz. İnsanlar var, evler var. Evlerin her biri gayet fonksiyonel. Bacaları çalışıyor vesaire. İki şehri birbirine bağlamamız lazım tren yoluyla. Norfolk'tan direkt Omaha'dan Norfolk'a. İşaretledikten sonra buradan pay build yapıyorsunuz. Direkt onların yapımı başlıyor. Zaman şu an durduğu için herhangi bir şey yapmıyoruz. Chat'ten bakayım bir saniye. Dinamitleri getirin. Bugün ne multisi var? İzleyiciler arası multi var. Transporter kandı. Great. Ya öyle yazma bari. Aleykümselam, hoş geldiniz. Evet, aleykümselam gençler. EU multisi var. Selamun aleyküm Kaan, aleykümselam. Evet, devam edelim. Zamanında başlatalım, hatta hızlandıralım. Buranın dikilimini görebilirsiniz zaten. Tren yolu yapılmış durumda. Böyle bir inşaat için çok büyük beklememiz gerekmiyor. Zamanın akıyor olması yeterli oluyor. Şimdi kendisinin de dediği gibi iki alan arasında bir tren şeyi yapmamız için New Train'e tıklıyorsunuz arkadaşlar. Setup Rail Line var. Buradan buraya gidecek. Karşılıklı olarak otomatik şeyini yapıyor zaten. O git gelini hallediyor. Benim sıkıntı dediğim nokta da bu. Mesela tek raydan gidip geliyor. Atıyorum buradan bir bağlantı çekerseniz buraya en azından tek yönlü bir gidiş geliş olacak. O güzel olur. Daha mantıklı olur. Çünkü ilerleyen süreçte onun sıkıntısını çok çekiyorsunuz. Yani alanlar büyüdükçe daha da sıkıntı oluyor. Bir de bu tren şeyini maalesef siz ayarlayamıyorsunuz. Kendi veriyor bu açıları. Öyle bir sıkıntı da var. Yani şöyle yapabilirsiniz, daha kısa alanlarla ayarlayabilirsiniz. Kendisi yoksa hani otomatikman ayarlıyor çünkü şey yapıyor. Ben böyle vereceğim şey diyor. Sen onu oturup şey yapamıyorsun, kendini ayarlayamıyorsun. Belki bu değişirse biraz daha hoş olabilir. Belki oyunun mekaniği gereği böyledir, bilemeyeceğim. Evet, ilk rail line'ımızı yapalım. Omaha'dan Norfolk'a, Norfolk'tan Omaha'ya doğru gelsin. Bunu onayladık. Hattımız oluştu. Hatta şurada menülerde test değildi. Company miydi? Yok. Engine shed değil. Hangisiydi o? Hayır. Dur. Hızlı yükseldik. Dur. Tips de değildi. Neredeydi lan o? Şurada çıkıyor train list de. Bunların herhalde hiçbirinin altında neydi? Neyse.
Trainlist'ten görebiliyorsunuz hattınızı. Bu hattı üstüne tıkladığınızda zaten add locomotive yapabiliyorsunuz. Lokomotif bir tane var. Lokomotifin bütün burada şeylerini görebiliyorsunuz. Hızıdır, yaşıdır, cartıdır, curtudur. Her şey. Reliability'sine tutun, consumption'ına kadar her şey var burada. Treni aldınız. Trene personel ataması şu an yapabileceğimiz bir şey değil. İlerleyen süreçlerde geliyor. Trenin kondisyonu burada gözüküyor. Canı, durumu diyelim. Kum, petrol ve su kullanıyor. Bunu devamlı takip edebiliyorsunuz. Çalışır haldeyken de takip edebiliyorsunuz. Rail Cars'dan yemek vagonu, işte soğutma vagonu veya işte posta vagonu gibi şeyler ekleyebiliyorsunuz. Ben ekleyeceğim, görev ekle demese de ekleyeceğim çünkü ekstradan para kazandırtıyor bu size. Evet, kapattığın zaman da treni böyle giderken görebiliyorsunuz. Selam Miko, hoş geldin. Otomatik olarak gidiyor. Hatta hızlandırayım ben şunu. Görev vermeyecek çünkü hızlandırmayacağım. Evet, ihtiyaçları olduğu için onu söylüyor. İhtiyaçlarını doldurman gerekiyor diye. Gördüğünüz gibi tek yoldan gidip geliyor. Onu daha sonra hallediyor olacağım. Şöyle hemen supply tower'lar var. Supply tower'lar bu tren yola çıktığından itibaren trenin ihtiyaçlarını karşılamak için var arkadaşlar. Daha da fazla yapabilirsin diyorum. Göstereyim. Durmak istediği zaman ya da ihtiyacı olduğu zaman buralarda durup şey alıyor. Resource alıyor. Belki fazla diktik. Çok kısa aralarla diktik çünkü. Evet. Mesela şöyle bir sinyal de ekleyeceğim. Bunları daha sonra anlatıyor ama ben şimdiden söylemiş olayım. Tek yönlü gidiş yapmak istiyorum. O yüzden şey yapacağım. Burası akış yönü olacak. Burası da gidiş yönü olacak. Böylelikle tren hep tek hat üzerinde böyle bir dairesel çizim ile gitsin istiyorum. Bu ikisi arası kısa olan yön bu yöndü biliyorum ama atıyorum buradan birkaç tane daha hat çektiğimizde sıkıntıyı daha iyi anlayacağız. Gerçi böyle yapmamız iyi olmadı. Aşağıdan bağlantı vermem gerekecek. Şöyle yapalım. Şöyle ol. Sen de böyle ol. Tamam. Aşağıyı bağlantı yolu yapacağım çünkü. Şimdi train station rural bölgelere yani bu tarım bölgelerine küçük dikseniz de oluyor. Büyük dikmenizin avantajı hani atıyorum mesela burada iki tane alan var. Bir tane büyük dikerseniz etki alanı büyüyor ama yetmiyormuş. Large train yetiyor olması lazım. Kurtarmadı. Ama etki alanı büyüdüğü için işte aynı anda iki resource'u falan alabilirsiniz yani mesela buradaki gibi. Tren istasyonunun büyüklüğünün en büyük avantajı şey bölgelerde, tarımsal bölgelerde o oluyor. Buraya bir tane dikelim şimdi. Onu da bir hemen şey yapalım. Şuradan bağlansın. As Norfolk should also enjoy fresh corn, there will soon be two trains traveling on the stretch of track between Omaha and Norfolk. Of course, this will then result in a conflict. Aynen öyle. Norfolk'un da ihtiyacı olduğu için şey yapman lazım diyor. You'll need a side track between Omaha and Norfolk. Gidiş buradan diyor. Nasıl şey yapacağım? Paralel şey yap diyor. O kendisi buraya yaptırmamı istiyor. O yüzden buraya yapacağım. Görev gereği yapacağız yani. Şöyle yapmalı istiyor. Yapalım. Yol ayrımı isteyecek benden. Now open building construction mode. And set up a signal in the highlighted area pointing in the direction of the switch. Ters, trains will then be able to stop here when the signal track is in use. Tabii burayı ben tekli yaptığım için kötü oluyordur. Şunu kaldıralım. The trains coming from the opposite direction cannot pass. Excellent. Now do the same on the parallel track. Burası tek akışa sahip. Burası ise çift akışa sahip olacak. Place a second signal in the highlighted area. And block the track to trains coming from the opposite direction. Burası geliş, burası gidiş şeklinde.
Bura karışık. Ya oyunun en karışık noktası bu tren yollarını akılda tutmak. İstanbul'da. Ya eski Amerikanlar gibi tren yolunu fazla uzatıyorsun. Ya öyle de şöyle bir durum var. Mesela bu şeyler çok karışabiliyor İlerleyen süreçte. Atıyorum iki şehir daha ekliyorsun veya üç tane daha tarım alanı ekliyorsun. Oradan gelen onu bekliyor. Cart oluyor, curt oluyor. O biraz sıkıntı yaratabiliyor. Ne istemiş benden? Locomotive Rail Line diyor. Rural Train Station'dan Omaha ve Norfolk'a kadar gidecek diyor. Tamam. Şimdi. Evans Farm'dan başla. Omaha, oradan da Norfolk. Bak mesela burada turuncu gösterdiği alan sıkıntı yaratabileceğini bize gösteriyor. Herhangi bir sıkıntı yaratabilir diyor. Bekleme anlamında yani. Çünkü buradan çıkacak herif oraya buraya gittiği zaman sıkıntı olacak. Aslında şurayı şey yapabilseydik iyiydi. Yine de neyse ileride değiştireyim. Şimdi görevleri hallederim. Şu an oyunun bu noktasında herhangi bir işçi alamıyorsunuz bu sırada. Evet, diğer trenimiz de mısır götürüyor. Daha sonraki büyümelerde şöyle bir şey yapacağım. Buraya çiftliği yaptığım için aşağıdaki tren yollarından birini buraya bağlayacağım ya da buraya bağlayacağım. Şu gidiş kısmını kaldıracağım. Görev istediği için yapıyoruz çünkü zorunlu. Ne diyor? Trenler herhangi bir bakım ihtiyacı duyduğu için maintenance building dikiyorsunuz arkadaşlar. Tren istasyona geldiği zaman burada bir servis şeyi geçiriyor. Dönemi geçiriyor ve rahatlıyor. Evet, siktirip gidiyor şimdi. Tamamen bize bırakacak akış. I've written a task list for you. Take a look at it and complete the tasks within the given time period. Yaşamadım öyle bir şey. Do not disappoint me. XOX yaşamadım öyle bir şey. Skema oyunun Empire diye bir Urban Empire vardı. Köylüler orta kısım ve elit kısımlar seçimler başarıyor. Oyun daha güzeldi. Onun başka yok. Ben sevmiyordum oyunu ya. Başarılı olmadı yani bence. Mesela bozuldu burada. Durup dururken random breakdown yaşayabiliyorlar böyle. Kalıyor sonra düzeltiyor falan filan. Yavaşladı mesela. Ekipman eksikliği yüzünden daha yavaş gideceğini söylüyor. Böyle sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Şimdi task list var. Task list'te hemen bir göstereyim. Yıl bazında bu diğer görevler için de geçerli bir şey. Yani diğer bölümler için de geçerli. Yıl bazında size verdiği görevler var. 1864'te diyor ki Omaha North Platte ve Omaha Cheyenne'i bağla birbirine diyor. Şimdi Omaha bizim başkentti biliyorsunuz. North Platte burada. Connection bonusu da veriyor. Cheyenne de bu tarafta. Yani ebesinin örekesine kadar bağla diyor Türkçesi. Şimdi ona da şöyle bir şey yapacağım. Burayı iki yollu yapmamızın avantajını kullanacağız. Buradan ta North Platte'a kadar dümdüz bir yol yapıyorum. Ya da şuradan geçsin. Orada bir tarla var malum. Şöyle yapalım. Bir tren istasyonu. Para çok yok çünkü bağlamam lazım. Kuzeyine yapayım hatta ki daha rahat bağlayayım. Aslında küçük tren istasyonu yapmamızın en kötü yanı da şu. Cheyenne'e kadar gidiyor ya. Şimdi Cheyenne'den bir de geri dönüşü var. Tek bir tren yolu olduğu zaman bayağı uzayacak o iş. Ama yapacak bir şey yok işte. Hemen şurayı da şey yapalım. Şimdi New Rail Line yapmayacağım da Omaha Norfolk'ı halledeceğim. Ne oldu? Senin hala mı sıkıntın var? Missing Equipment hala yaşıyormuş. Peki. Şimdi burada editleme yok ya. Ben onu bulamadım varsa da. Öyle söyleyeyim. Herhangi bir şekilde var olan tren hattını editlemek gibi bir şey yok. Belki de en kötü yanlarından biri budur oyunun. Neyse. Varsa da bilmiyorum dediğim gibi. Çözersem onu da söylerim. Engine Shed'den bu sırada lokomotifleri görüyorsunuz. Onu da söylemiş olalım. Research kısmımız var. Research barımızın ne kadar uzun olduğunu şöyle göstereyim. Bitmiyor. Bitmiyor aga, bitmiyor. Yani bayağı uzun gördüğünüz üzere. Geriye doğru da bayağı gidiyor. Şu an olduğumuz zaman dilimi, tarih dilimi sebebiyle buradan başlayabiliyoruz şu an için.
Yeni bir line yapacağız. O line bayağı kitleyecek şeyi. Transportasyonu. Bir dakika lan, ne oluyor? Omaha Norfolk, Omaha Norfolk oldu. Ha, direkt üstünden mi bekleyecek? İyi. Ha bak, şehir merkezine dikersen daha çok insan çekiyormuş. Öyle bir durum varmış. Onu bilmiyordum. Az bir şey soracağım. Niye gitmiyor? Şuradan bir yol bağlantısı yapalım. Belki onunla alakalı bir durumdur. Bilemedim. Train 9 hangisiydi? Omaha Norfolk. Omaha Norfolk North Plata inatla gitmeyeceğim diye tutturuyor. Manifestoya ne edip tutulan? Bir dakika. Görev yüzünden de yapmıyor olabilir. Hemen bir bakalım. İskadet. Görev gitti lan. Görev nereye gitti? Anasını satayım. Ne güzel gidiyordu. Şu şeyle ilgili şimdi. Omaha Norfolk arasına neden gitmiyor? Onu bir çözmem lazım. Gidiş gelişle mi alakalı acaba? Peki şunları da birbirine bağlasak nasıl olur? Belki onunla da alakalı olabilir çünkü. Omaha Norfolk, gel buraya. Evet, onunla alakalıymış anlaşılan. Geri dönüşle alakalı sıkıntı yaşıyor. Şurası tek yön diye de olabilir, bilemiyorum. Onu çözmüş olduk. Bağladık, save'le. Yalnız şu missing equipment olayı neden çözülmedi onu anlamış değilim. Onunla ilgili herhangi bir şey de bulunmadı bana. Şeyin durumuna bak. Flow of goods diye bir olayımız daha var. Chat'i nereye koysam kurtarmıyor. Her yerde çok kötü engelliyor. Şöyle aşağı koyayım. Şeyde şöyle koyayım bari. Sağda solda çok menü var çünkü sıkıntı oluyor. Evet, yolları dizayn eden mühendis kör olmuş olabilir. Ya diyorum ya, büyüdüğü zaman tren yolları çok büyük sıkıntı olabiliyor. Çünkü gidiş geliş şeylerini şey yapman lazım. Supply Tower şuraya bir tane ekleyelim. Burada sıkıntı olmasın. Aynen buraya da lazım. Sen niye durdun, bozuldun mu lan? Ne demek, sakın bozulayım deme. Orada bir sıkıntıya düştü o ama. Hadi hayırlısı. Şimdi North Platte'dan da Cheyenne'e bir bağlantı yapmam gerekiyor. Small Train Station yap. Tam merkezine koyayım şehrin, madem öyle daha iyiymiş. Cheyenne de büyük sayılır yine yani. Nasıl yok. Bir bağlantı da sana ekleyelim şimdi. North Platte'dan direkt Cheyenne'e. Arada madeni yerlerin olduğunu da, endüstriye dayalı madeni bölgelerin olduğunu da kaçırmamak lazım. Mesela buralara da şey yapabiliyoruz. But now let's get back to your tasks. As you can see, Cheyenne is still a little town hoping for an upswing caused by the railroad connection, but a city will only attract new inhabitants if it is supplied with enough goods. Eğer buraya yeterli endüstriyel şeyleri getirirsen o zaman artacak buranın şeyi. If you construct stations in the right places and establish rail lines, your trains will be used to transport goods and you will make profits for transportation. But for this you have to know what goods a city actually needs. You can find out any şey, şu alanlar için şey yapıyor şu an. Sen buraya da aynı zamanda şey yapabilirim. Çünkü bu taraf bize güzel kar getirebilir gibi duruyor. Bana öyle geldi. Burada mesela şey, quarry var. Taş ocağı. Şöyle bir bağlantı
Yok diyor. Oyun da diyor ki senin yapacağın bağlantıya sıçayım birader. Şu şey edit modları falan biraz sıkıntı ya. Vallahi çok sıkıntı yani. Belki alışmadığım içindir, belki yeni olduğu içindir falan ama yani bayağı böyle bir dedirtiyor insanı. Aynı şekilde buradan da bir bağlantı. Daha kolay yapılabilirmiş, daha değiştirilebilir. Şey, City Skylines'ı görmüş adamlar olarak hani bunlar editlemesi falan bayağı hani şey yapardı, rahatlatırdı. Taşeron makinist. Eşkıya daha görmedim oyunda varsa bile. Oyunu anlat demiş. 25 dakika olmuş başlayalı. 25 dakikadır ben ne yapıyorum acaba? Şuraya da bir rail line yapacağım. Ya da buna mı eklesek ya direkt? Bu zaten transportasyon yapıyor ama ya. Ayrı bir tren eklesek mi? Yoksa tek bir tren mi şey yapsa? Ya burası tek bir yol ya, git gel. Tek hat üzerinden gidiyor ya, çok böyle tren eklersek buraya sıkıntı gelecek gibi hissediyorum. O yüzden o işe çok girişmek istemiyorum doğrusu. Evans Farm Norfolk mesela çok güzel para yapıyor ama bu biraz az para yapıyor. Uzak çünkü, gittiği yer de bayağı uzak. Ondan da etkileniyor olabilir. North Plata bir şey ekleyeceğim. Service Maintenance Building lazım olacak. Select Cheyenne and view the city's demand for goods. Tamam. Cheyenne'in ihtiyaçları neymiş ona bakacağız. Şimdi. Bira yapıyor. Güzel. Bira için grain'e ihtiyacı var. Passenger ve mail varmış. Mail götürüyoruz. Şey götürüyoruz. Peki. Inhabitant'ları artıyor. Yani buradaki nüfus artıyor. Consumption'ı da ona göre tabii şey oluyor. Demand'in fulfillment var. Buradan tıkladığınızda bazı şeylere ihtiyacı var onu diyor. Mesela demand olarak grain yetmiyor. Tahıl sıkıntımız var. Corn yine yetiyor. Bira fazlası var. Hatta donmuş bira fazlasıyla gidiyor dışarı. Onun dışında stok ve demand'e baktığınız zaman odun, modun, her şey yeterli. Corn ve grain yetmiyor gibi gözüküyor. O zaman corn lazım. Mesela bak burada bir mekan varmış. Buradan bağlayabilirsin diyor. Burası çok daha iyi olur diyor ama normal tren istasyonu bu ikisini birden almayacak. Large yapmak zorundayım. Daha sonra belki kuzeye doğru buradan yine şey yapar, iş yapar. Biraz fazla atıl oluyor çünkü büyük yapmak ama yani yapacak bir şey yok. Şöyle uçtan bağlayacağım. Buraların yükseltmesini falan otomatik yapması güzel bir şey. Yani siz de bunları ayarlayabiliyorsunuz. Ne kadar yükselsin, ne kadar şey olsun, cart curt gibisinden. Bir hat da mümkünse şeyden bağlayacağım. Gerçi oraya bir saniye. İki hat bağladık değil mi ona? Ha, orayı hiç rahatsız etmeyelim. Tek hat kalsın. Çünkü burada iki hat var. İkisi de tek yön olduğu için tek hat tren şeyini fazla arttırırız. Bekliyorlar çünkü. Diğer trenlerin şey yapmasını bekliyor. Cheyenne'i bağla diyor. Bağlayacağım. Set up a new rail line diyorum. Buradan bağlantısını yapıyorum. Diğer şehirleri de bağlayalım ya. Böyle aralarında gitsin. Hepsine götürsün. Sana bir de lokomotif hemen. Zaten bütün lokomotiflerimiz aynı. Diğer trenlerin durumu ne mesela? Buradan görebiliyorsunuz. Trenler arası geçiş yaparak mesela kondisyonunu, şeylerini, işte ihtiyacı olan malzemeleri. Mesela suyu azalmış Evans Farm Norfolk tarafında gidenin. Niye azaldı lan senin suyun? The city will soon grow. You can see how well it is being supplied at any time and the city dialogue. Şehrin büyüyüşü arttı. İki kademe oldu. Artışı da var. Hala daha da artışı var.
Şu an genel olarak baktığımız zaman her yerden de para kazanıyoruz gayet iyi bir şekilde. Bu kadar az parayla şey başarılmaz diyor. Yardımcı olacağım falan diyor. Oğlum pezevenge bak. Daha yeni geldiysen niye anlat diyorsun? Zaten anlatıyorum. Voidworld ne zaman duyurulduğu zaman bana az GB'li co-op oynanabilecek oyun söyleyebilir misiniz? Tarlaları bir large yerine iki small daha ekonomik. Large'ın başka ne avantajı var ki? Large'ın ya tek seferde ikisini birden. Gerçi dediğim doğru. 40.000, 200.000. 5 katı fark var arada. Çok haklısın o konuda. Ama mesela böyle bir yerden şimdi Casper'a bağlantı yap. Rapid City'ye ayrı bağlantı yap. Large'ın belki de en büyük avantajı o. Birden fazla bağlantı ya da Denver'a ayrı bir bağlantı yap falan. 4 tane hattım var sonuçta. 4 farklı yere bağlantı yapabilirim. 4 farklı şehre. Campaign also research department or bla bla bla. Research dialogue aç ve gör diyorum. Dayı 32 ile gidiyor. Bizimki 31 ile gidiyor. %71 attractive power var. Suitability, fright, fright. Tamam. For each advance you require innovation points which you get automatically each month. Aylık otomatik kazanıyormuşuz araştırma puanımızı. Ekstradan arttırılabilir bir şey varmış tabii onu. Yeni şeyimiz. With the profits I'm making I can invest much more. Jobs. Aldığım parayla daha çok yatırım yapabilirim. Ne kadar kapitalist bir oyuna geldik anasını satayım. Dediği doğru yani. Küçük tren yoluyla da yine yapılabilir. Jenkins bir tane yapmamız yetti zaten tek yer olduğu için. Daha rahat oldu. Hitman ne zaman gelir? Gelir. Bu gece gelir belki. Bundan sonra oynarım. Cheyenne büyüyor bayağı. Cheyenne'in sıkıntılarını giderdiğimiz sürece sıkıntı yok. Breweries'e girdik şu an şeylere. Şöyle bir bakalım. Aylık ihtiyacı karşılanıyor gibi gibi. Stok düşüyor tabii ki ama karşılıyor. Bira fazlamız var ya. Bira olmayacak. O hani olmasını istemediğimiz kadar bira var memlekette anasını satayım. Sizin ekipmanlarınız niye böyle bozuluyor kuzum? Gördüğünüz gibi malları da böyle koyuyorlar arka arkaya. Çok güzel bir görüntü aslında. Yani grafik anlamında gayet hoş bir görüntüsü var. Dediğim gibi oyun biraz Train Fever, Transport Fever onları andırıyor şu an. Kazanç anlamında hepsinden gayet iyi bir kazancım var şu an. Mesela başkentin şeyi neymiş? Demand'i. Bir bakalım başkent ne istiyor. Stoğumuz var. Az bir tavuk şeyi var. Burada da et fazlası var anasını satayım. Onları da gidermek için mesela warehouse dikebiliyorsunuz. Hani yetmiyor diyor ya. Warehouse'lu dikiyorsunuz böyle yetebiliyor da. Kendisinin ne kadar büyük bir tren hattı oluşturduğunu görmenizi isteyeyim şöyle. Large Train Station'la aynı kafada şu an. Belki Cheyenne onu dikebilirsiniz hani fazlası var diye. Ya da fazla beslenen şehirleri onlarla halledebilirsiniz. O da yine bir opsiyon. Şu Crossing Way'i yapalım. Önemli. Increases the number of passengers in every city. Yani bütün şehirlerdeki şeyi yolcu şeyini %8 arttırıyormuş. İyi olur. Para kazanmam açısından önemli bir şey o. Task'lara bir girelim. Ne yapacağız? Bunları yaptık. 1866'ya kadar 16 loads of cattle to Denver. Denver'a cattle, Cheyenne'e de et lazım. Bu zaten gidecektir. Başkentte var benim et. Cheyenne başkente bağlı mıydı? Değildi galiba. Hemen bir bakacağım ona. Kettle şu an toplamıyorum. Denver'a götürmem gerekiyormuş. Onu da halledeceğim. Hemen bir şu Cheyenne neredeydi lan? Bu muydu Cheyenne'inki? Northlat, Cheyenne. Aynen burayı mesela Omaha'yı ekle. Birleşsin bunlar. O zaman şey olacak çünkü.
bunu arttırmış olduk. O birinci task'ı hallettik. Pardon. Tips and tricks de var bu sırada size yardımcı olması için. Kettle'ı da Denver'a götürmemiz gerekiyor. Peki Denver neredeydi? Denver nerede lan? Bismarck, Rapid City, Casper. Oh, Denver nerede? Miles Billings, Rock Springs, Grand Junction. Denver buradaymış. Denver'a Kettle götür diyor. Kettle burada var. Yapalım hemen. Burada yine iki tane şeyimiz var. Yine bağlayamıyoruz kendilerini. Denver'a da bir tren hattı o zaman. Şu dikeylemesine kuracağım. Cheyenne'le şey arası gitsin. Kettle arası gitsin. Bağlarız orayı. Şu dikey gidişini tek başımıza ayarlayabilsek güzel olacak da işte kısa kısa basarak ancak yapabiliyorsun. O çok hoş bir şey değil. Züktür. Cheyenne bağlantı şöyle bağlayacağım. Şu taraf çünkü bayağı trafikli olabilir, şey yapmayalım. Ben senin sırtını kaşıyım, sen benim sırtımı kaşı diye bir achievement. İnek var anasını satayım achievement'la. Evet, yeni bir rail line yapacağım. Bu sırada haberler de geliyor tarih ilerledikçe mesela. Railroad Extension Network var mı? Union. Bu savaş dönemine falan da geliyor bu sırada oyun. Onu da söyleyeyim. İç savaş dönemini falan da kapsıyor. Şu Cheyenne'e doğru bağlayalım. Üçlü olsun böyle gitsin gelsin. O şeyini doldursun. Lokomotif. Yenisini koyalım. Tamamdır. Onu da bağladığımıza göre artık o da gidip gelecek. Yol üstüne bir de supply tower dikelim de. Şuraya da bir tane dikeceğim. Çünkü uzakta kaldı diğer supply. Tren nerede, ne yapıyor mesela şu an? Supply alıyor gördüğünüz gibi. Duruyor buralarda, dolduruyor kendini bu. Sen ne yapıyorsun burada? Başkasını bekliyor olabilir trenlerden geçmesi şeyi için. Burada yoktu supply çünkü. Supply buradaydı. Böyle otomatik bekliyor. İşte bu bekleme kısmı aslında sizin para kaybınız anlamına geliyor. Yani öyle bir dizayn etmek lazım ki beklemek zorunda kalmamalı. Onu da yapmak pek kolay olmuyor. Yani benim açımdan kolay değil en azından. Bu işlerden anlayan varsa... Oyun duruyormuş anasını satayım. Bu işlerden anlayan varsa onun için farklıdır belki ama benim için böyle dönüyor. Meat Industry var mesela. Endüstri şeyi için dikebiliyorsunuz bunu arkadaşlar. Yine şeylere... bir dakika neredeydi? Direkt buraya mı dikiyorduk? Yok. Şehre mi dikiyorduk lan? Nereye dikiyorduk hatırlayamıyorum. Industry must be on a valid construction site within a city. Ha, construction bölgesine dikiliyor. Construction bölgesi de bulursak demek ki şu an olmuyor burada. Nedenini bilemiyorum. Daha sonra şey yaparız. Var gençler var dedim ya 8'de var duyurdum. Hani yazdım. Duyurularda söyledim. Var. Başka oyun var. Görüşürüz. İyi yayınlar. Hedefiniz nedir demiş. Para kazanmak şu an için. Para çok da iyi kazanmıyoruz çünkü. Görünüm itibariyle. Cheyenne büyüyor. 3 kademe oldu Cheyenne. Bak mesela burada direkt fırtına çıktı. Kötü hava durumu da etkileyebilir şeyimizi. Duble oluyor. Değil mi? Para olsa da her yere duble çeksek. Tren değil aslında. Tren yönetimi ve şehir yönetimi. Tam olarak oyun tren hakkında demek yanlış olur. Ne veriyormuş? Kabus on trains and thereby increasing bonus for employees. Employee'ler için bonus veriyormuş. Umurumda değil employee'ler şu an. Ha, bir inovasyon daha lazım diyor. Okey. Şimdi açabiliyoruz. Rensselaer. 40 ile gidiyor. Oha! Şu an bizimkiler 31-32 ile gidiyor lan. Dur bakayım şu bizim ana hat şeydi değil mi? Brown Preserve Omaha mıydı? North Platte, Cheyenne, Norfolk, Omaha. Evet.
Buna asıl biz şey ekleyelim ya. Şu edit kısmı baya bir sıkıntı. Manage train. Şu güncel olanı alalım. Değişsin onlar. Baksana gidişi. Canavar gibi gidiyor. Canavar, canavar. Dining falan da koyacağım. Kabus da alacağım. Bunu fullleyeceğim hatta. Bu ana hattımızın şeyi olduğu için en çok parayı onun kazanması gerekiyor çünkü. En büyük getiriyi de sanıyorum ki o sağlayacak bize. Onun için personel alamıyoruz gördüğünüz gibi şu an. Bize onun şeyini vermiyor. New record. Güzel. Hız rekoru kırıldı. Cheyenne bayağı büyüyor. Büyüdükçe şehrin görüntüsel olarak da büyümesi artıyor bu sırada. Servis yapsan olur olmaz. Kaç tane tren geliyor buraya? Tasklar. Tamam. Meet to Cheyenne halledildi. 16 Lost Cattle to Denver o halleliyor. Connect 150 bin people to your rail network. O da bitmek üzere. Daha sonrasında ne var? Connect Omaha and Rock Springs. Rock Springs, sanki bir ara gördüm Rock Springs'i. Ebe'nin kaldığı ev. Cheyenne'i tek şeyli yaptığıma şu an bayağı pişman olmaya başladım yalnız. Arttırdım. Şeye bağlayacağım çünkü. Rock Springs'e bağlayacağım. Şöyle devam etsin. Ta Rock Springs. Para yetmiyor tabi. Şöyle gidersek para yetecek. Rock Springs'e de hemen bir şey yapalım. İstasyon. Görevlisi için ama şu anda da yapmam. Hani sıkıntı yaratmıyor. Nasılsa yapacağım o yüzden. Şuradan bağlayalım. Geri dönüş hattı olur. Buraya çöl diyorlar. Onlar aptallar. Şimdi Cheyenne'den aslında buraya bir git gel şeyi hattı çizebiliriz. Ama North Platte falan da tek hat. Norfolk çift hat. Ama o burada dönüş yapıyor. O yüzden en mantıklı yapabileceğim şey şu an için Cheyenne'in ikinci hattını kullanmamak. İkinci hattı çünkü bana çok bir avantaj sağlamayacak. Veya atıyorum. Buradan bu hattı alırsınız. North Platte'ın şurasına bağlarsınız. Dersiniz ki bir yol gelecek, diğer yol gidecek. O zaman hani Jenkins Quarry kalıyor gerçi arada. Öyle bir sıkıntı var. O zaman da hani belki trafiğini düzenleme şansınız oluyor. Evet, yeni bir hat yapalım. Cheyenne Rock Springs arası. Ne istiyordu? İkisini bağla diyordu değil mi? Omaha Rock Springs diyordu. Onu da bağlamış olduk zaten az evvel. Lokomotif ekle. Buraya ucuz bir tane koysak kafi ya aslında. Çok parasını abartmaya gerek yok çünkü şu an. Gerçi bu daha pahalıydı diyeninden nedenini bilmiyorum. Bu daha yavaş bir şey aslında. Başka task ne var? Bu bitmek üzere. 100 passengers from Cheyenne to Rock Springs without stopping. Durmadan 100 kişiyi aktar diyor oraya tek şeyde. Peki. Niye dursun ki zaten? Hani başka durak yok ki zaten anasını satayım. Neyse 100 kişi Rock Spring'e gidebilir. Breakdown bad condition. Kötü durumda. Çöküş şey yapmış. Kondisyonu berbat. Niye ki arkadaş o kadar maintenance building dikiyoruz size? Bir boka yaramıyor musunuz? Bakalım küçükken dayımın PC'de böyle oyun vardı. Gittiğinde oynardım. Şey Train Fever veya Transport Fever olması lazım. Buna en çok benzeyen oyun şu an. Yollar geliş gidiş de tek yol. Öyle düşün. Yani atıyorum bir nasıl anlatayım sana ki? North Platte'dan bir tren daha çıksa önce gelişi bekleyecek, sonra kendisi gidebilecek. Öyle bir durum var. Mesela bu tren bu yolda gidiyor şu an. İstikamet bu şekilde. Ters istikamette yine bu yolu kullanacak bir tren önce bu trenin gelmesini beklemek zorunda. Başka türlü şey yapamıyor. Kurtaramıyor. İlk tren Virginia'ya mı? Niye Virgin?
Niye Virgin büyük abi? Yok, isteği bu şekilde. Task olarak isteği bu şeklinde. Cheyenne'den Rock Spring'e götür diyor. Zaten şunu tamamladık. Görevler bitiyor ondan sonra. Kazanmış oluyoruz. Orada bitecek. Peki bittikten sonra ikinci bölüme devam mı edelim yoksa Hitman'e mi geçelim? Söyleyin. Çünkü 8'de EU var. Bir bölüm daha yapabiliriz gibi geliyor ya. Müzikler de gayet hoş. Yani Calypso zaten en başarılı olduğu nokta herhalde şeyler. Müzikler olsa gerek. Tropico'yu izlemiş insanlar olur. Buraya böyle kettle şeyi yapıyorlar. Çok ilginçtir ya. Etki alanında böyle bir yer olması. Tren istasyonunun yanına dikiliyor. Galiba burada da olması lazım. Bu araya bağlı. Aynen. Nereye bağlıysa ona göre bir yan bina da yapılıyor tren istasyonunun yanına. O da hani ilginç. De bir yapı. Durma ya. New Rail Line falan yok birader. Devam. İlk vereceğini anladın sen. Ya büyük şeyler de var. Mesela Repetitive falan oralara da bağlayabilirsiniz şeyleri yani. Cook chopping near Cheyenne. The Cook family has got in touch with you. Bizimle bir şeyde bulunmuşlar. İletişimde Cook ailesi. As the rural business is currently experiencing difficulties, the family is looking for an investor. Yatırım yapmak istiyor musun diyor bir işlemle. Yapalım. Nasıl görevleri bitirdik. Bekliyoruz. Ya böyle büyük şehirlere bağlayarak daha hızlı bir para kazanımı yapıyor. Amarillo falan da var. Santa Fe küçük yine. Hani büyük şehirlere bağlantı yaparak daha hızlı para kazanılabilir. Doğrudur. İhtiyaçlarını giderebilirsiniz şehirlerin. Yine daha iyi para kazanabilirsiniz. Yine doğru bir hamle olur. Mesela Cheyenne şu an çok büyüdü. Her türlü bize para kazandırıyor aslında. Bayağı sağlam büyüdü hem de yani. Demand'ini hala karşılayamıyoruz gerçi grain olarak. O biraz garip oldu. Adamların grain'ini nasıl karşılayacağız lan? O kadar grain getiriyoruz herife. Yetmiyor anasını satayım. Şuradan geliyor halbuki. Ya burayı ben satın almışım anasını satayım cook chopping'i. Level 1 cook chopping. Niye transport by train %0 aga? Treni niye vermiyorsunuz lan? Böyle odunları kestiklerini de görebiliyorsunuz bu sırada. Güzel ya. Ben beğendim oyunu. Yani Urban Empire'a kıyasla daha çok beğendim. Urban Empire'ı çünkü bir kere yayın yaptım. Bir kere YouTube'a attım. Bir daha da hiç bir daha dönmedim. Çok sıktı beni yani. Şu ara şeyleri yapacağım. Trenlerin bozulmasını falan engelliyor çünkü. Mesela şu neymiş? Yeni lokomotiflerin fiyatını %30 düşürüyor. Bu arkadaş neymiş? Maintenance'ı %10 ihtiyacını düşürüyor. Kölelik banlandı. Savaş kokusu alıyorum. Savaş kokusu alıyorum. Yani şu Danzigor War görmek gibi bir şeydi resmen. İyi, bu tren de gidiyor. Mesela bu bekliyor şu an. Kelly Ranch Cheyenne treninin geçmesini bekliyor şu trenin. Bağlantı noktası tek olduğu için bekleyecek mecburen. Daniel'ı hatırlıyor musun? Evet. Evet o. Daniel, DA9L öyle yazıyor. Aleykümselam Mert. DA9L diye yazılıyor. Ne oldu Daniel'a? Burada stop signal'ı koy diyor da. Niye koyayım ki, şu an ihtiyaç yok. Bu yıl Tropico 6 çıkıyormuş. Calypso hızlı ilerliyor ya. Demek ki Tropico satışlarını bayağı iyi şey yaptı. Tutturdu diye tahmin ediyorum. Çünkü Urban Empire çıktı. Tropico 5 çıktı. Urban Empire çıktı. Şimdi Railway Empire çıktı. Üstüne Tropico 6 geliyor. Yani aynı anda iki oyunla birden ilgilenen bir ekip şeyleri var. İyi yani. Tropico 5 beni o kadar sarmadı. Yine epey oynadım da. Gidiyor çünkü. Tropico her türlü gideri oluyor yani. Buradaki tren istasyonunu herhangi bir şekilde geliştirebiliyor muyum bu sırada?
expand yapabiliyoruz. Çok bir fark. Oyna lan öyle kıç kadar. Minicik bir şey koşturuyor böyle. Hamam böceği gibi pezevenk. Evans Farm ne yapıyor? %70 trenle yüklüyor. %30 şey yapıyor. Mesela tren daha mantıklı aslında. Neden trenle yüklemiyorlar? Mesela bu da %100 şey yapıyor. Coach yapıyor. Niye? Niye aga? Taş lazım değil diye belki. Hani biz onu kendimiz şey yaptık. Bu da aynı şekilde. Neden trenle şey yapmıyorsunuz anasını satayım? Dayı da yapmıyormuş. Siktirin gidin yapmayın. Biz size yol getirdik birader. Siz bilirsiniz yani. Denver'da mutlu olmuş. Sonuncusu da 100 passengers from Cheyenne to Rock Springs without stopping. Onu ayarladık da gitmiyor mu, ben mi yanlış anlıyorum? Clothing yapıyor. Passengers waiting. Buranın herhangi bir ihtiyacı yok. Cheyenne'den geliyor zaten buraya ihtiyaçlar. Buranın treni mi yok? Kelleren Cheyenne. Batın treni vardı diye biliyorum ben. Rock Springs doğru. 7 kişi geliyormuş Cheyenne'den. Nereden ne kadar geldiğini gösteriyor bu. Postayı gösteriyor. Mesela şöyle bir şey var. Posta vagonu falan koyabiliyorsunuz malumunuz. Onunla ilgili bu verileri gözleyebilirsiniz. Lokomotif gücünü arttırıyormuş %5. Al bakalım. Şu hatta bir bakacağım. Ya hatları direkt görmenin bir yolu var ama her seferinde böyle şey açıyor bana. Deli oluyorum. Rock Springs direkt geçmiyor muydu? Bu muydu peki? Ben yapmadım ya. Yaptım diye hatırlıyorum. Oh, Jenkins, Evans falan. Keşke böyle bir üstüne tıklayıp görsem hangisini. İkide bir setup rail line yaptırmasa bana da. Brown Preserve Omaha değil. Evans Farm Norfolk değil. Kelly Ranch Cheyenne değil. Şu galiba ya. Yapmamışız herhalde. Cheyenne Rock Springs. Yapmadık herhalde. Görmüyorum çünkü başka. Aynen. Ben de yaptık diye bekliyorum yani, mal gibi. Posta şeyinden %7 daha çok gelir elde ediyormuşuz. Al. Hatta bir şey diyeceğim ya. Ben trenlerimi de geliştirebilirim bu sırada. Sen değil. Sen doğru ekran değilsin. Trenleri direkt nereden görüyorduk? Ha, isimlerini değiştirebiliyormuşuz. Manage Train ha. Aynen car da ekle. Şu Cheyenne şeyine bakacağım. Kelly Ranch Cheyenne. Hayır. Cheyenne Rock Springs. Sizi mesela geliştirelim. Mail car ver. Dining de ver. Durmasın. Direkt devam etsin. Hepsini ver. Bütün trenlerimi geliştir anasını satayım. Ne olacak? Buna gerek yok. Bu çiftlik şey arası gidiyor çünkü. Kelly Ranch Cheyenne arası. Buna da gerek yok. Omaha Jenkins Quarry. Buradan gayet güzel kazanıyoruz. Ama ona da çok bir şey gerek var mı? Ya. Bunda zaten her şey var. Kaç tane şey? Vagon. 6 tane vagon bira taşıyor anasını satayım. 6 vagon bira. Ne yaptınız aga siz? Ne oluyor yani? Nasıl bir üretim bu anasını satayım? Gördüm videolarını, gördüm de sen aklıma geldin. Evet yapıyor, video yapıyor. Ha şeyi yapmış geçen de işte, yeni DLC'yi yapıyor şu an o. Bayağı bir video çekiyor. Herkes size ele yazarsan girmem. 2 dakika Hoi 4'e girip kime dalıyorsun 2 dakikada? Allah Allah. Oyunun konusu ne? Ya
şehir gelişimi ve bunu sağlamakta tren yolunun önemi falan diyeyim artık. Ne diyeyim? Tren yolu imparatorluğu kuruyorsun. Kurduğun imparatorluk aynı zamanda şehirleri geliştiriyor. Bununla para kazanıyorsun, yatırım yapıyorsun. Carttır curttur öyle şeyler var. Tropico 2 çok iyiydi. Tropico 2'yi oynamadım. 3'ü oynadım. 2 Pirate Coven'dı galiba. Yolcu vagonu mu eklemek lazım Rocksmith için? Yok, ben hattı kurmamışım. Benim salaklığım ya. Neredeydi? Şu Cheyenne Rock Springs. Bak 3000 kazanıyoruz. Oha. Oha birader. Ben şunu anlamadım yalnız. 100 yolcu götür ve durma diyor. Durmuyoruz zaten. Ama hiç tamamlanıyormuş gibi de göstermiyor görevi. Acaba trenle mi alakalı? Taşımacılık tren mi var? Express tren mesela. Belki bundan mı istiyor? Bunlar, bu da expressmiş gerçi. Express. Daha da express gerçi de. Sebebini anlamadım yani onun neden istiyor. 1850'nin araştırmaları bunlar. 1830'un da araştırmaları var. Biz 50'de oynuyoruz yalnız. 50'nin senaryosu. İyi, şunu açalım. Şey yapalım, o express treni koyalım. Express olmasıyla mı alakalı? Hiç durmadan yapmanı istediği için belki onunla alakalıdır. Seni nasıl değiştirecektik? Bay Lokomotiv. Şu arkadaş 46 ile gidiyor. Aynen, değiştir. Şimdi express olanını aldım. Daha hızlı gidecek. Belki hiç duraklamadan gittiği için. Ben yanlış okumuyorum değil mi? Cheyenne Rock Springs arası hiç durmadan 100 tane şey götür diyor. Ama görev hiç tamamlanıyor gibi durmuyor. Evet, iki, onu gördüm ama hiç oynamadım. Ben 4 ile başlamıştım oyuna. Daha sonradan 3'ü oynadım. 4 bilmiyorum, benim için bayağı etkileyiciydi ya şey. Tropico 4 bayağı güzeldi yani. Evladım. Oyunun amacı ne? Ebenin örekesi. Ne gibi duruyor oyunun amacı? Tren yolu dikiyorsun, para kazanıyorsun, tren yolu imparatorluğu kuruyorsun. Bu soruyu her sorduğunuzda kenara bir 5 lira atsam arasını satayım, zengin olacağım ya. Ki SSS'lerde de bunun cevabını vermiştik. Bir yayına geldiğinizde bu oyunun amacı ne sorusunu bekleyin, görün ve öğrenin diyorum her seferinde. En hızlı tren bizdeymiş. 44'ü vurmuşuz. Bunun hızı 48 görüyordu gerçi ya. Daha onu görememiş de 50'yi gördü lan. 44'ü haber yapıyorsunuz, 50'de geziyor anasını satayım. 51'i bile gördü, aslanım benim. Ha, şurada duruyor. Üstünü şey yaptı, doldurdu. Şunu anlayamadım ya. Cheyenne'den Rock Springs'e durmadan 100 kişiyi götür diyor. Gitmiyor mu anasını satayım? İnsan mı götürmüyoruz? Niye o görev tamamlanmıyor bilmiyorum. Sayacı da ilerlemiyor yani. Mining, mining, cloth, not, her şey var. Mail. Ride along derseniz de böyle şey yapabiliyor musunuz bu sırada? Düdüğünü de öttürebiliyorsunuz. Önden önden de gösteriyor. Adam çalıyor ama yapıyor demiş. Boyu 4'te mod ile ve World Conquest değil Achievement demek istedin sen. Hayır, alamazsın. Yani kozmetik modlar etkilemiyor olması lazım Achievement'ı ama onun dışında yapamazsın. Oyunun amacı güzel bir tren istasyonu kur, şehirleri geliştir. Aynen. Peki neden zengin değilsin? Akıyor lan para işte. EU4 hangi gün ya da bugün var mı? Duyuruyoruz Fatih'cim. Duyuruları takip edebilirsin. EU4 tekrar söylüyorum. Bu 5. söyleyişim. Sen de yayını izliyordun. 8'de. Yaklaşık kaç dakika var? 35 dakika. Oyun online değil, hayır. Bir seferde 100 kişi götür demesi saçma olur ya. Nerede var ki aga o kadar insan, ben şey yapayım. Ha, bu da yatırım istiyor. Nerede? Burada. Siktir git lan, oraya ne yatırım yapacağım? Ben kendime yatırım yaparım. Sana niye yatırım yapayım?
Belki tren istasyonu dışarı kurduk diye mi acaba? Dur bakayım ya. Attraction falan ekleyelim buraya. Müze falan ekleyelim. Belki iyi olur. Diyeceğim. Niye eklenmiyor lan bunlar? Ha, requirements'a uygun değil diyor. Special building dikemezsin buraya. Uygun değil diyor. Şöyle bir şey yapsak. Peki. Seni arttıralım. Tamam mı? Sana bir sürü şey bağlayalım. İşletme bağlayalım. Belki ihtiyacı olan odur. Çünkü bir türlü o 100 insanı toplayamayacağız gibi duruyor. Görevi de yapmamız lazım. Zorla da olsa yaptıracağım o görevi. Abi diyor ki oradan oraya nah bağlarsın diyor bana Türkçe. Yine aynısını dedi. Lan şuradan şurayı bağlayamayacağız mı ya? Ya hadi şöyle yap. Mesela burayı çıkartıp buraya eklesem çok hoş olacak ama yapamıyorsun. Öyle bir sıkıntı var. Keşke tepeden falan götürseydin. Neyse. Kelly. Siz neredesiniz? Kelly Ranch. İyi, ben kullanıyordum orayı. Alabilirim, işime gelir. Hatta endüstri binası da dikebilirim daha sonra oraya, parayı bulursak. Şimdi Rail Line, Elliot, Rock Springs arası git. Tamam, sana bir de loko ekleyelim. Çok hızlı gitmesine gerek yok. Freight train olsa yeterli. Al. Sen de mal götür oraya. Dünyada 100 insan var demiş. Amerika, Amerika. Trend bir soru geliyor. Oyunun adına ne? Bir de Türkçe konuşabilseniz keşke. Oyunun adı nedir demek istediğini herhalde. Başlıkta var. Sizin aranızdaki multi bittiyse kim kazandı demiş. İzleyiciler arası multi devam ediyor. Birazdan 8'de. Yayıncılar arası multi haftaya. Onu duyurduğumuz zaman bakın onu. Duyurusunu yapıyoruz. Discord ve Facebook'tan yapıyoruz. EO4 rehberi ayrı yapmayacağız. Ticari rehber var. Onun dışında yapmıyorum. Aleykümselam Ahmet, hoş geldin. Oyun ne kadar demiş. 63 liraydı ön sipariş yapanlar için. Ön sipariş yapmayanlara geçmiş olsun. Oyun 100 lira oldu. Sen ne veriyorsun? Ticket prices. Aa, güzel. Şeyleri arttırıyor. Bilet ücretlerini arttırıyor. Seni açmadık mı? Açmamışız. Connected cars. Personelin şeyini indiriyor. Ben hala daha şeyi çözemedim ya. İnsanlar neden gitmiyor oradan oraya? Acaba araştırmalarımız da mı ilgili? 63 lira değmez bana göre demiş. O sana göre. Ben aldım, mutluyum. Reliability'sini falan arttırıyor. Acaba trenlerle mi alakalı diyeceğim ama yok. Express trenler var. Yani yolcu tren, direkt olarak yolcu treni diye geçen yok. Mesela freight trenler var. Onlar direkt yük treni. Mixed'ler var bir de. Ama bu senaryoya ait değil diyor onlar için de. Close container'lar, cartlar, çurtlar. Şu an için şey yok. Lan daha no suitable freight for this train available derken bağlısınız. Sen mi bunu taşımaya uygun değilsin? Niye? Allah Allah. Bağladık lan o kadar seni. Neyse şuraya da bir şey çekeyim, hat çekeyim. Hattı üçleriz. Öylelikle sıkıntıdan kurtuluruz. Hatta şuraya da bir hat çek. Foster'dan Anderson Preserve'e.
Henderson'dan da yukarıya çekeceğim. Para mı yok? Dur lan, dağdan mağdan geçirmeyin, bir bok olmaz pezevenk. Şöyle. Bak, yetti mi yetiyor. Dağlardan mağlardan geçirsen tabii yetmez. Train şeyine bakacağım bir dakika. Nereden yapmıştık biz? New Station. 13 tane istasyonum varmış. Elliot şu. Elliot'ı setup rail line yap. Rail line yap. Şöyle koy. Hepsini geçsin. Tamamdır. Bir de supply gerekecek. Şu an para yetmiyor ona. Devam. Tasks oldu mu? Olmuyor. Anlayamadım bu son şeyi ya. Cheyenne Rock Springs, without stopping. Bizi durmadan götürüyoruz acı zaten Cheyenne'le Rock Springs'e. Durmuyor ki hiç. Yani supply alıyor bir tek. O geri dönüşte alıyor. Giderken almıyor zaten. Anlayamadım nedenini. Görevin neden şey olmadığını, yapılmadığını. Bu sırada büyümesine bağlı olarak burada mesela bir hane yapılıyor şu an. Ayrıca dikim fabrikası da yapılıyor. Yine büyümesine şey, buranın aldığı mallara özel bir şey var. Katın ihtiyacı varmış. Katın da burada var. Burayı da mesela bağlarsan buraya daha hızlı büyüyecek. Direkt büyüyüp iyice sanayi şehri haline gelecek. Cheyenne. Cheyenne'i büyütmem mi gerekiyor acaba? Tek seferde 100 kişiyi taşıma amaçlı. Hadi onu da yapalım anasını satayım. Maksat denemiş olalım, bulmuş olalım, kurtulmuş olalım şeyden, görevden. Bitmiyor çünkü görev. İnat etti pezemek. Dur, olmadı o. Gel şöyle şöyle bağlan. Şimdi hat olarak Brown Preserve çok güzel. Hangisiydi lan bu? Rock Springs değil. Keşke işte detaylarını görebilsem de. Anderson Preserve diyor. Elliot Turu yok. Cheyenne Kelly Ranch. Buydu sanırım şey. Şunu da al. Ama buraya da hat dikmedik. Şöyle dörtle bari. Dörtlersem daha iyi olacak gibi duruyor. Ne oluyor sen? Hala mı Frighten yok? Hayır yok, Missing Equipment. Equipment'ı bulur zaten birazdan. Sıkıntı olmuyor. Kendi kendine hallediyorlar onları. Buggy. Bu ne? Panoramik kar. Şeyi arttırıyormuş. Buggy ne yapıyor? Aa, maintenance'ı arttırıyor. Al onu direkt. Süspansiyon ne veriyor? Aa güzel. Passenger sayısını %8 arttırıyor her şehirde. İstasyonum olan her şehirde. Direkt al. Sizin gibileri izleriz peki. Bu arada oyun $50. Türkiye'de 100 lira. Teşekkürler demiş. Türkiye 63'tü yalnız. Bakın tekrar söylüyorum. Ön siparişte oyun 63'tü. 70'ten 63'e düşmüş durumdaydı. Ön sipariş alanlar için. Oyun çıktığı an 100'e arttırdılar. Yani ön sipariş yapmayanlara kaçtı oyun. Kozmetik modlar achievement etkilemiyor. Oy 4 demek boş. Oğlum yazıyor zaten lan. Gözükür achievement kazanılabiliyor mu diye. Kupa şeklinde gözüküyor. İlk defa yayına geldim. Hep YouTube'dan izliyordum. Seni çok seviyorum demiş. Hoş geldin. İyi seyirler. Bence treni değiştir. Yo, yeni alan verince düzeldi ya. Sıkıntı yok. Nasuhlu olan custom serisi. Dediğimiz gibi duyuruluyor onların tarihleri. Duyuruları takip edeceksin. Kesin bir günü yok. Görevin başına 1868 yazıyor. Bence bir yıl daha beklemesin gibi geliyor bana demiş. Ama diğerlerini önceden yaptım ya. Bak bu da 1868'di mesela. Optional task bu. Optional'ları önceden yaptık. Ha, acaba ondan mı oldu? Olabilir dediğin gibi.
optional'ları erken yaptım diye olabilir. Tamam, hadi bir de yılını bekleyelim. Oyunu keşke 3x falan olsa, biraz yavaş ilerliyor konu. Cheyenne 4 olduğu sırada bildiğin metropol yarattım. Şu hale bak, iyicene büyüdü etrafı. Burada birahaneler var mesela. Burada weaving factories var. Et nereden götürüyorduk? Kelly's Ranch. Kelly's Ranch'i de ben satın aldım. Red Fetting Near Bismarck. Yok. Yatırım istiyorsunuz da o kadar da değil. O konuda çıkarmayın. Bu Kelly's Ranch'e şey dikebiliyor muyum peki? Industry. Meat Industry direkt. Hmm, istasyona kadar yakınsa o kadar. Ha, tamam, şimdi anladım. Weaving Factory falan bu olan yerlere dikebiliyorsun. Okey, 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 okey. Breweries falan. Buralarda yapılıyor, dediğim alanlara dikiliyor. Private ownership. Hmm. Böyle attraction da ekleyebiliyormuşuz buraya. Üniversite ekleyeyim. Tamam, Cheyenne'in üstünden yapıyormuşuz. Benim hatam. Great Plains görünce aklıma Age of geldi demiş. Ulan. Hayır, oyun Paradox'un değil, Calypso'nun. Tropico'nun yapımcıları. Nasıl slow oynuyoruz? Evet. Oy 4 ne zaman gelecek? Duyurduğumda geliyor. Bu ekipman missing olayı tam olarak ne oluyor anlamıyorum ya. Ha, su yok. Supply tower dikelim şuraya bir yere o zaman da suyunu halletsin. Bu yüzden yavaşlıyormuş, tamam. Ben mevzuya daha böyle ekipman hani bir yerden maintenance yapıyor da öyle oluyor falan diye zannediyordum. Supply'sızlıktanmış. Bakımsızlıktan trenlerimiz ölüyor anasını satayım. Seni almayacağım zaten, şu an trenle ilgili bir sıkıntım yok. 32 Fright, Tractive Power %98. İtiş gücü olması lazım Tractive Power'ın. Seni alalım. Kazandığımız para artsın. Zaten iyi kazanıyoruz, bakmayın. Bayağı bir şeyimiz var. Evans Farm, Norfolk. Sen de mi? Brutus. Sana da... Sana yapmadık mı lan supply? Of. Duble tren rayları yap Kaan demiş. Yayında Tropico 6 gelirse oynarım. Eskilerini oynamam. Ya duble yapmak biraz pahalıya mal oluyor. En kötüsü de işte bu tren yollarının gidiş geliş, ona göre işte dur kalk sinyallerini halletmek bence. En büyük sıkıntısı o gibi duruyor yani. Çünkü daha büyük düşünün. Şu an çok küçük ve lineer oldu. Yaptığımız şey görev bağlamında gidiyor çünkü. Görev bağlamında lineer ve kısa alanları yapıyoruz. Ama atıyorum daha büyük alanlarda, daha kompleks tren yolları olsaydı, o zaman yolları ayırmamız gerekecekti. Bir taraf gelecek, bir taraf geçecek, işte paralel şey olacak falan gibisinden, ray olacak gibisinden. Şu an öyle bir sıkıntı yok. O yüzden hani gidiyor bir şekilde. O sıkıntı olsaydı görürdüm götümüzün hastalığı. Breakdown. Sen niye bozuldun? Senin durumunu şeyden görüyordum değil mi? Manage Train. Sen... Foster. Elite, Elite. Hmm. Kondisyon da iyi değil. Şu tren istasyonuna şey yap. Maintenance Building ekle. Tamir olsun. Gittiği zaman. İtiş değil de çekiş diyelim ona demiş. Ha, okey. Çekiş gücü. Çekiş gücün fazla olması neyi etkiliyor bilmiyorum yalnız. Yani gördüğünüz üzere trenlerin hızıyla doğru orantılı durmuyor. 46 ama çekiş gücü 34 mesela. Bu 32 ama çekiş gücü 98. Sanırım yükle alakalı bir şey. Çekiş gücün artışı yükünü
arttırmaya yönelik bir bonus sağlıyor gibi. O zaman yük taşıyacak trenleri Freight Train'i seçmek daha mantıklı Express Train'i seçmektense. Express'ler hızlı gidiyor ama çekiş gücü çok az. Yükü ve arkasındaki vagonu etkiler bence demiş. Büyük ihtimalle onu etkiliyor. Yani bu sanayi bölgelerinden çekiş yapmanız için tractive power'ı daha yüksek freight train'leri tercih etmek daha mantıklı. Şehirler arası yollarda da express trenleri, çekiş gücü az express trenleri. Ama şehirler arasında ticaret oluyor. Şehirler arasında ticaret oluyor. Öyle de bir boktan bir durumumuz var yani. Orada işler biraz karmaşıklaşıyor sanki. Mesela bu %98 tractive power'ı var bu adamın direkt ya. Heavy freight taşıyormuş. Hız kaybına uğramadan en güçlü yükleri bile taşıyor diyor. Yapalım. Foster Preserve. Senin trenini değiştireceğim. Şuradan da. Uymenleri biraz hala karışık geliyor. Şu maviyle değiştirdim. Bunun çekiş gücü daha kuvvetliymiş. Bu kayaları da taşır muhtemelen. Sanki gidişi daha iyi gibi ya. 32 de gidiyor. Diğerine göre yine daha yavaş aslında. Ama şu kayalardan hiçbir şey kazanmıyorduk. Sanırım onu halledeceğiz. Şimdi hallolmuş olacak gibime geliyor. Aldı mı? Yok. Oraya uğruyor geri dönüyor. Buradan hiçbir şey kazanmıyor anasını satayım. Ben anlamadım bu Elliot'ın neden bize mal vermediğini şu an. Aynısı burası için geçerli mi? Değil. Kornlar falan taşınıyor da şu aynı şekilde şeylerde de sıkıntı var. Ramp Reserve neredeydi? Niye açılmıyorsunuz oğlum? Senin trenini de değiştireceğim aga. Sana da şu yeni güçlüden alalım. Belki değiştirir. Herkese oy verme hakkı geldi. 1868. Kadınlara geç gelmiş olması lazım ama. Kadınlara onlar bayağı 1930'lara doğru muydu? 20-30 arası bir tarihte veriyorlar ama. Belki daha bile fazladır bilemiyorum. Kadınlar bayağı protesto yapıyordu onunla ilgili Amerika'da. Yani işte demokrasi, kaçımın demokrasisi? Nereye demokratikler? Türkiye değil. Tractive power %110. Benim kaldı ev. %132. Ne diyorsunuz oğlum? Her yere bunu aldım anasını satayım. Burada daha canavar trenler çıkmaya başladı. Neyse şu yukarıdakileri yapalım biz. Siktir et. Bunun artışını falan görememek mesela o biraz sıkıntılı. Belki ilk görevin olayı değildir diye göstermiyordur ama gösterse daha mantıklı olurdu. Bu işe yaramıyor ya. Kainatta iki tren ekleme var mı? Yok sanırım. Yani bir tane atıyorum çünkü gördüğünüz üzere. Zannetmiyorum. Ya alabiliyorum. Aldığım zaman şeyle değişiyor. Var olanla değişiyor. Ben hala daha şu Cheyenne Rock Springs ilerlemiyor ve sebebini anlayamadım ya. Size niye insan gelmiyor ya? 17 bin kişi var ya. Onu istiyor, bunu istiyor. Ne güzel dünya. Güzel de para kazanıyoruz. Dur bakayım. Passengers ve mail only yapalım şunu bir. Şimdi bir değişecek işler.
sadece yolcu taşısın. Senin niye eksiğin var lan? Supply Tower diktik o kadar. Bir tane daha dikelim. Bu sonradan aklıma geldi. Tren hatlarını kurarken, onu da anlatmış olalım. Size soruyor ne yapacak? Otomatik götür, passenger veya şeyi götür, posta götür, sadece yük götür veya manuel tarzında bir şey var. Sanırım bu sefer hallolacak bu durum. Tek seferde 100 kişiyi götürecek diye tahmin ediyorum. Niye durdun? Ha, random breakdown yaşadı. En hızlı tren 52'yi vurmuş tren. Buraya da maintenance yap. Bozulmasın. Heh, şimdi taşıyor passenger. 2 adet passenger taşıyor. Belki de Tiger haftaya açıklanır mı sence, ne zaman çıkacak? Tahmin etmek zor. Hala özellik geliyor. Bence onun beta testingi devam ediyor. Çok büyük yaptılar çünkü. Supply almanın gidip geri dön... Yok, öyle demiyor da bu dediğim gibi olacak. Görürsün bak. Aha. Biraz geç kaldık yalnız. 1868 bitiyor anasını satayım. Geç bulmam kötü oldu ama. Bulduk. Doldurun lan treni. İnsan dolsun. Tren insan aksın. Yanlış trene bakıyormuş. Bu Cheyenne'den çok gelen yok da Rock Springs'ten giden epey oluyor yine. Keşke 2'den daha fazla insan alsın. Ben özgün değilim oğlum, ben Kaan. Nasuh'la olan multi dediğim gibi açıklanacak. Duyuruları takip edin. Discord, Facebook. Fabrika Üniversite ekledi konuşmaya ya. Cheyenne'e ekledim. Cheyenne Üniversitesi var. Cheyenne diğerlerini de ekleyebiliyoruz da şu an gerekmiyor ya. Şu an passenger en önemli şey. En express trenimi ekledim diye tahmin ediyorum. Bakalım. En hızlı giden. Aynen. En hızlı giden gidiyor. Oğlum niye 2'de 1 bozuluyorsun sen lan? Sırf hani ben görevi yapmayayım diye mi bozuluyorsun pezevenk? Bir tane oyun sevmiyorum ki. Yani chapter failed oldu. Ah. Çıldırmalık. Bu yüzdenmiş. Neyse, siz oyunun ana olayını anladınız. Oyunla ilgili bir sorunuz varsa bana yazabilirsiniz. Devamı yapar mıyım şeyde sanmıyorum yayına taşıyacağımı. Biraz yavaş ilerliyor çünkü. Load'dan yine bitiririm ben onu, o sıkıntı değil. En azından anladınız işleyiş nedir, nasıldır. İlginç bir oyun, zorlayıcı bir oyun. Biraz kafa yormanız gerekebilecek bir oyun. Üstüne şey yapmanız gereken bir oyun. Düşünmeniz gereken bir oyun. Bence güzel. Eğlenceli, zamanınızı alır, götürür. Nereye kadar bilmiyorum. Zaten 8 görev falan vardı yanlış hatırlamıyorsam. Muhtemelen bir 50 saat falan gömersiniz. Sandbox seven adamsanız, uğraşmayı seven adamsanız, bu tarz oyunlar sizin ilginizi çekiyorsa 150-200 saat de görürsünüz. Belki bokunu bile çıkartırsınız. Tamamen kişiye bağlı ama benim gibi normal bir oyuncu taş çatlası 100 saat görür oyunda. O kadarının da olacağını düşünmüyorum ama 100 saatlik bir oyun diyelim. Evet, birazdan 8'de yaklaşık 10 dakika sonra multi başlayacak, EU multisi. Yayını kapatıyorum, Özgün yapıyor onun şeyini, yayınını. Oradan devam edeceğiz, 10 dakika mola var, 10 dakika sonra tekrar buradan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.